Sağcılık ve solculuğun 1789 Fransız devrimine kadar uzanan eski bir tarihi var. Bunları uzun uzadıya anlatacak değilim. Ama Türkiye siyaset terminolojisine sağcılık ve solculuk terimleri çok sonraları geldi. Biliyorsunuz işte 1789 Fransız ihtilalinden sonra Fransa'daki mecliste kralın sağında oturan eski rejim yanlıları, işte aristokratlar, feodaller, bir kısım din adamlarına sağcı denildi. Sol tarafına oturan işte burjuva aydınlar, o döneme göre kapitalist demesek bile zengin tüccarlar, halk temsilcilerine de solcular denildi. O günden bugüne kadar bu konuşlanma tartışılıyor. Ve nitekim Türkiye'de de bu tartışmalar uzun yıllar devam etti. 20. yüzyıldan sonra kapitalist dünyaya sağcı, sosyalist, Marksist dünyaya da solcu denildi. Ve Türkiye'de de Cumhuriyet Halk Partisi ne hikmetse solla ne alakası varsa özellikle 1960'lardan sonra solcu olarak tanımlandı. Demokrat Parti, Adalet Partisi, Anavatan Partisi, AK Parti gibileri de sağcı olarak nitelendirilmeye başlandı. Buna Allah rahmet etsin, İdris Küçük Ömer itiraz etti. Dedi ki bu sizin söylediğiniz kesinlikle doğru değil. Türkiye'de durum bunun tam tersidir. Yani CHP ve uzantıları sağcıdır. Diğer Demokrat Parti ve onu takip edenler ise solcudur. Tabii bunlar başka bir tartışma. Ama Türkiye'deki İslamcı hareket hiçbir zaman kendini sağcı olarak tanımlamadı. Hatta sağcılık bir anlamda bir hakaret olarak algılandı. Nitekim İran devriminde de işte Hümeyni ve takipçileri kapitalist dünyanın baş patronu Amerika'yı büyük şeytan olarak nitelendirdi. 1970 senesinde çıkan Mücadele Birliği'nin dergisi Yeniden Milli Mücadele ne Amerika, Rusya, Yahudiye, kukla diye iki dünyayı da aynı kefenin içine koydu. Gelelim bugünlere. AK Parti kuruluş döneminde de kendini sağcı olarak tanımlamadı, solcu olarak da tanımlamadı. Bir şey lazım yani tanımlama için Müslüman demokratım da diyemediği veya öyle bir felsefeye, öyle bir düşünceye de sahip değildi. Muhafazakar demokrat diye bir şey icat edildi. İşte İngiltere'de var mesela muhafazakar parti. Ama Türkiye'deki muhafazakar demokratlık ne demek? Bunun felsefesini, ilkelerini doğru düzgün ortaya koyamadı. Tabiri caizse karnından bir şeyler ifade etmeye çalıştı. İşte özgürlükçü, demokrat, hoşgörülü, yenilikçi, adil bölüşümden yana gibi tanımlamalarla gitti. Halbuki Türkiye'nin ve bütün İslam dünyasının ihtiyacı bir Müslüman demokrasisi. Bu mümkün mü, değil mi? Bu konuda da çok konuştum ben. Yazılar yazdım. Tunus'ta Raşid Gannouchi, Fas'ta Cabiri gibi entelektüeller bu konuda epey ufuk açıcı şeyler söylediler. Aslında bütün İslam dünyasının ve özellikle de Türkiye'nin ihtiyacı bir Müslüman demokrasisi. Tabii birçok aklı evvel işte İslam'da demokrasi yan yana gelmez. İşte, tabii her iki taraftan da hem laik seküler sol sağcı kesim İslam'la demokrasi yan yana gelmez dediler. Hem de içeriden İslam dünyasından birçok kimse, yani Allah rahmet etsin, Şehit Seyit Kutup ve Mevdudi de dahil demokrasiyi bir küfür rejimi olarak tanımladılar. Ama şunu da söylemediler. Peki İslam dünyasında yönetim nasıl olacak? Seçimler nasıl olacak? Şura nasıl belirlenecek? Süreleri ne olacak? Denetim ne olacak? Yargı nasıl hareket edecek? Yasama, yürütme ve yargının birbiriyle ilişkileri nasıl olacak? İşte benim
bu konuda Allah adına yönetmek diye kitabımda ben kendimce bunları aklım yettiği kadar sorguladım ve bir şeyler söylemeye çalıştım. Yani Allah rahmet etsin Seyyid Kutup ve Ebu'l-Ula Mevdudi de bu konuda itirazın ötesinde bir alternatif ortaya koyamadılar. Hüküm Allah'ın, ama Allah adına kim hükmedecek, nasıl edecek, bunun işte başı sonu ortası nasıl olacak, bu soruların cevabı yok. Vermediler. Gelelim bugüne. Yani bugün de Türkiye'de muhafazakar demokratlığa da hadi razıyken millet tırnak içinde bir milliyetçi muhafazakarlık çıktı. Bu milliyetçi muhafazakarlık öyle bir menem terkip, yani alaşım ortaya çıkardı ki yiyenlerin hiçbiri memnun değil bundan. Bir yandan Türk milliyetçiliği, onun üzerine halkçılık ve milliyetçilik, milletten yana olma yerine devletin bekasını, devletçiliği esas alan bir zihniyet ve üzerine serpiştirilmiş sos şeklinde bir din. Öyle ucube bir şey ortaya çıktı ki işte bugün Türkiye'nin en büyük sorunu bu milliyetçi muhafazakarlık. Nedir? Nereye gidecek? Şu ana kadar açtığı enfeksiyonlar belli. Ama bundan sonra bu işi kangren olmaya doğru götürmesi nasıl engellenecek? Bunu bilen de yok. Ve Müslüman kesimden İslami düşünceye yine tırnak içinde hala sahip az sayıdaki insanın benim gibi itirazlarına rağmen bir karşı siyaset felsefesi ve paradigması ortaya konulmuş değil. Ama bu milliyetçi muhafazakarlıktan hızla sıyrılamadığımız vakit maalesef önümüzde çok daha kötü günler gözüküyor. Aynı şekilde muhafazakar demokratlık gibi, yani bizce bir şey ifade etmeyen kavramlara sığınmak da çare değil. Bunun doğru düzgün adını koyarak bu coğrafyanın tarihiyle, kültürüyle, geçmişiyle barışık bir Müslüman demokrasi, bir İslam demokrasisi, bir Müslüman demokrasisi, artık o sileri, leleri, yerleri, yerli yerince ekleri doğru kullanarak inşa etmek zorundayız. Yapamadığımız vakit işte bugünkü ucube durum devam edecek. Ve maalesef gittikçe de işler kötüye saracak. Bu Kürt meselesinde de, mülteci meselesinde de, hak ve özgürlükler meselesinde de, doğru düzgün çalışıp, hakça çalışıp, adilce bölüşüm meselesinde de, sınıflar arası farklılıklar meselesinde de, mafya ile ilişkiler meselesinde de büyük sorunlar yaşanıyor ve yaşanmaya devam edecek. Daha büyük. İşte burada da sıkışmış bir AK Parti, onun yanında işte lay lay lom edebiyatıyla devam eden bazı partiler, yani işte biz daha liberal, daha işte soyut, daha salt ekonomi üzerinden gideceğiz diyen partiler, işte yeni kurulan partiler, Gelecek Partisi, Saadet Partisi, Deva Partisi, yani mecliste küçük küçük milletvekili grupları olan partiler, bunların hiçbiri de ciddi bir çıkış yapamıyor. Ve önümüzdeki dönem, hani adına sağ demeyelim ama işte millet sağ dediği için tırnak içinde sağ diyelim, en büyük kriz Türkiye sahanda gözüküyor. Solculukla hiçbir alakası olmayan Kemalistler, işte CHP'ye sığınan diğer bilumum eski sözde Marksist, Sosyalist gruplar, grupçuklar, kendilerince bir öbek oluşturdular. Bir siyasal birliktelik oluşturdular. Ama Türkiye'deki o karşı kesimde yer alan sağ kesimde ciddi kavgalar var. Ciddi tartışmalar var ve özelinde de AK Parti'nin içerisinde sadece oy oranını söylemiyorum. Zihinsel olarak, fikirsel olarak, hedef olarak bir siyasal çöküş yaşar. Peki bu siyasal çöküşün içinden nasıl çıkıp halka tekrar önce güven, sonra ümit verecek bir Müslüman demokrasisi inşa edecek?
İşte Türkiye'nin şu an bence en büyük sorunu bu. Eğer bunu aşamazsa siyaset bu krizi ve bu kesim toparlanamazsa, bir siyaset felsefesi, bir siyaset paradigması ortaya koyamazsa ve hepsinden de önemlisi bir güven tesis edemezse, bu adına sol denilen diğer kadroların zaten Türkiye ile, bölge ile, coğrafya ile ilgili doğru düzgün bir hazırlıkları, bilgileri, müktesebatları, yani birikimleri bugüne kadar yok. Türkiye'yi önümüzdeki en az 5 yıl siyasi kriz bekliyor.